Arkadaşlar merhabalar. 50 günde Tetaite geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 35. güne. Analitik geometri konusuna başlıyoruz ve ilk adımımızı Nokta analitiğine doğru atacağız. Yalnız her zaman söylerim. Her zaman ilk konu çok önemlidir. E, Analitiğinde ilk konusu nokta analitiği. O yüzden lütfen bu derse bugüne ve bir sonraki güne lütfen ama lütfen çok dikkat. Çünkü ÖSYM'de çok dikkat çekici sorular soruyor bu konuyla ilgili. Araştırabilirsiniz. Analitik geometriyle ilgili sorduğu sorulara bakabilirsiniz. Genelde analitikle ilgili sorduğu sorularda seçici sorular nokta analitinden geliyor. O yüzden koordinat düzlemi ile alakalı sorular geliyor ve eski bilgileri de çok kullandırıyor tabi. O yüzden lütfen bu derse yani bugüne ve yarına çok dikkat. E, o zaman öneminden de bahsettik. Derse başlayalım ama başlamadan önce sayfa numarasını görelim. Şafak Sayar'a bakıyoruz. Şafak Sayar'da hemen 198. sayfaya gideceğimizi biliyoruz. Öğrendik. Sonra geldi göbrüne kaç tane dersimiz olacağını öğreneceğiz şimdi. Bakıyoruz ki noktan altıyı 1 ve noktan 2 yapacağız. Ve burada ödevimiz de yok. Çünkü nokta bir sonraki gün bitiyor. Ödevimizi orada vereceğiz. Şuraya bakmaya gerek yok ama yine de söyleyelim. 18. hafta 36. gün bitince 18. haftayı bitirmiş olacağız. Şimdi 198 dedik ama 197'ye bakalım şöyle analitik geometriye geçtiğimizde görelim. Evet analitik geometriye geçiyoruz. Dik koordinat ile başlayacağız. Nokta ile başlayacağız gençler. Evet Nokta analitiği. Şimdi nokta analitiği dediğimiz şey şu arkadaşlar. İlk önce şunu tanımını yapalım. Başlangıç noktası da birbirine dik olan iki sayı doğrusunu düşün. İki dikey yatay ve dikey sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi adını veriyoruz. Sayı doğrularının belirttiği düzleme de analitik düzlem adını veriyoruz. İşte bu analitik düzlemmiş. Burada sayı doğrusunu düşün. Hocam bu sayı doğrusu böyle. Sıfır burası. Sağ taraf pozitif. Sol taraf negatif. Yatay sayı doğrusunu böyle koydum. Dikeyi de böyle koydum. Sıfır burası iken üst taraf artı alt taraf eksi. Şuradaki eksileri unutmuşuz maalesef gibi. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gidiyor burada. Tamam. E biz buradaki yatay eksene ne diyoruz? X ekseni diyoruz. Aynı zamanda x ekseni apsis ekseni de apsisler ekseni de denilebilir. Dikey olan eksene de y ekseni adı vereceğiz. Buna da ordinatlar adını vereceğiz. Dikeydekiler ordinat. Yataydakiler de apsisler adını olarak veriliyor. Şimdi bizim burada biraz daha bir şeyler anlatayım burada. Biz bu zamana kadar sayıları hep böyle 1, 2, 5, 7, eksi 9 bilmem ne diye gördük. Tek boyuttaydık. Şimdi iki boyuta geçtik. Yani R kareye geçtik. R karede de noktalarımız artık ikişerli şekilde olacak. R küpte yani uzayda yani boşlukta x ekseni y ekseni bir de z ekseni olacak mesela. O zaman da Üçerli noktalar olacak. Tabi uzay geometrisindeki o noktalar, üçerli noktalar müfredattan kaldırıldı. Keşke kaldırılmasaydı. O da güzeldi çünkü. Çok keyifliydi onu da anlatması. Şimdi burada noktalarımızın ikişerli olduğundan bahsedeceğim. Bir noktayı yazarken 5, 7, 9 diye değil de mesela 5, 5 ise de 5'e 0 ya da 0'a 5 şeklinde yazılabilecek. Şuraya bakacak olursak mesela burada hocam bir sayısını seçtin. Şurada da bir sayısını seçtin. Birebir şeklinde yazılıyor ama hangisini önce yazacaksın? Şuradaki birimi buradaki birimi ilk önce x eksendeki sayısal değer yazılır. x eksendeki sayısal değer 1, y eksendeki sayısal değer 1. Birebir şeklinde. Mesela eksi 1'e 3'ü seçtin. Eksi 1'e 3 şeklinde yazarsın. Mesela eksi 2'ye eksi 2'ye eksi, eksi 3'ü seçtim böyle şuradaki nokta. x eksendeki sayısal değer ne burada? Eksi 2, y eksendeki sayısal değer eksi 3 eksi 2 eksi 3 şeklinde yazılır. Mesela burada da şöyle hocam şurayı seçtin. Burada da x eksenindeki sayısal değere bakıyorsun. Eksi 1 y ekseni pardon x eksenindeki sayısal değer 4 y eksenindeki sayısal değer de eksi 1 şeklinde alınıyor. 4'e eksi 1 şeklinde bu noktaları yazacağız. Peki hocam şuradaki nokta nedir mesela? Hocam x eksenindeki sayısal değer 3, y eksenindeki sayısal değer 0'a denk geliyor. Dikkat et. Ya da şuradaki nokta neye denk geliyor mesela? x eksenindeki sayısal değer 0'ı gösteriyor. Y eksendeki sayısal değer de eksi 2'yi gösteriyor. 0'a eksi 2 şeklinde yazılır. Yani eksen üzerindeki bir sayıda yazarken yine ikişerli bir şekilde yazacağız. Ee, ya x'i 0 oluyor ya da y'si 0 oluyor şeklinde düşüneceğiz. Yani biz burada x virgül y şeklinde yazacağız. Sayılarımız x virgül y şeklinde olacak. İlk sayımız x eksendeki sayı. Y, ikinci sayımız da y eksendeki sayısal değer olacak. Tamam. Evet yatay ekseni x ekseni dikey ekseni y ekseni. Buraya da Eksenlerin kestiği yerlere ondan bahsetmedik. Eksenlerin kestiği yerlerde bak burası sıfır noktası. Yani biz buna orijin adını da veriyoruz. Genelde o harfiyle gösteriliyor. Aslında burası sıfıra denk geliyor. E, Kine olarak düşünecek olursak burası da aynı zamanda nedir? Sıfıra sıfır noktasıdır. Absi, yani x'i de sıfırdır, y'si de sıfırdır. O yüzden. Tamam bunlardan bahsettik. Şimdi dikkat. Şimdi noktaların ikişerli olduğundan bahsettik zaten. A virgül B şeklinde yazılır. A virgül B'deki ilk x eksendeki sayısal değer y eksendeki sayısal değer de ikincisini veriyordu bize. Bu a virgül b'deki apsis nedir diye sorulduğunda a ordinat nedir diye sorulduğunda da b diyeceğiz. Çünkü x, sayısal değer, Absisi, zaman, x bu, eksenindeki sayısal değer apsisler ekseniydi. Apsisi o zaman x ekseninde bu nereyi gösteriyor? a'yı gösteriyor. Y eksendeki sayısal değerde de B'yi gösteriyor. Yani ordinat B diyeceğiz. Tabi burası iki eksen nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Şu dikliği de burada da gösterelim istersen. 90 derece. Şimdi burada şunu da tam olarak söylemedik aslında. X eksenindeki sayısal değer gösterdiği yer dedik ya. Dik olarak gösterdiği yer aslında. Şurası 90 derece burası da 90 derece. Yani şurada bir nokta alındığı zaman x eksenindeki sayısal değer 90 ineceksin. X eksenindeki sayısal değer dik ineceksin oraya. İşte oradaki noktaları bu şekilde buluyoruz. Peki şimdi bazı ince durumlardan bahsedelim. A virgül B noktasının x eksenine olan uzaklığı ve y eksenine olan uzaklığından bahsedelim. Hocam x eksenine olan uzaklığı dersek şurası değil midir? Evet x ekseninde olan uzaklığı burasıdır. Hocam burada ne oluştu? Dikdörtgen oluştu. E burası B iken burası da A iken Yukarı sağ burası B olur. A, a ne oldu? X ekseninde olan uzaklığı B oldu. Ama dikkat et. B oldu da burası eksi 2 eksi 3 ise cevap eksi 3 mi olacak diyeceksin. Hayır. Uzaklık her zaman mutlak değer alınır. Sayı doğrusunu düşünsene. Eksi 3'ün e, buradaki uzaklığı nasıl tanımlanıyor? Mutlak değer olarak tanımlanıyor. Sıfır olan uzaklığı. Yani Mutlak değer eksi 3 diyorduk. Yani 3 birim diye söyleniyordu. Uzaklık olarak sayıyorduk oraya. Burada da öyle. Şimdi A virgül B'nin x eksenine olan uzaklığına bakınca. Hocam B çıktı. Yani B çıktı demek ne demek? Mutlak değer B çıktı aslında. Tam doğrusunu alacak olursak. Yani bir eksene olan uzaklıktan bahsediyorsak uzaklık her zaman pozitiftir. Mutlak değer almak zorundayız. Y eksenine olan uzaklığı da bak Y eksenine olan uzaklığına da bakacak olursam Hocam A yapıyor. Hatta bu uzaklık olarak bakacak olursak mutlak değer A olacaktır. O zaman biz şu sonuca varabiliriz. A virgül B'nin x ekseninde olan uzaklığı nedir? Y'sinin mutlak değeri. Hani x virgül Y şeklindeki noktalardan konuşuyoruz ya. x virgül Y'nin x ekseninde olan uzaklığı tam tersi. Y'sinin mutlak değeri olur. Y eksenine olan uzaklığı da tam tersi x'inin mutlak değeri olur. Mutlak değeri unutmuyoruz ama tamam. Sonra A virgül B'yi K birim sağa ötelersek. Bak burada bir nokta var mesela. K birim sağa ötelersek. Ordinatı değişiyor mu? Değişmiyor. Sağa sola ötelemelerde bak böyle çizdiğin zaman görürsün zaten. Nesi değişiyor? Ordinatı hiç değişmiyor. Apsisi değişiyor. Yani sen bunu 3 birim sağa ötelersen. 3 birim sağa gideceksin. Burası A artı 3 olur. 3 birim sola götürürsen ne olacak? O zaman burası da 3 birim sola gittiğiniz için. Bu A'dan 3 birim solda ne var? A 3 noktası var. Yani sen A virgül B'yi K birim sağa ötelersek. Apsisine K gideceksin ordinatı aynı kalıyor. K birim sola ötelersek de apsinden K çıkartıyoruz. Yani sağa sola gitmelerde ya K birim ekleyeceğiz ya da K birim çıkartacağız. K birim sağa ya da K birim sola. Yukarı aşağı öteleme durumunda ne yapacağız? Tabi öteleme konusunu işleyeceğiz ama nokta ötelemesinden bahsediyorum şimdi. Yukarı aşağı gittiğin zaman da bak ne oluyor? Hocam hep apsisi aynı kalıyor. Absisi bak burada A kalıyor burada. Ordinatı değişiyor. K birim yukarı çıkarsan o zaman Şuradan K birim yukarı çıkarttığın zaman burası ne yapıyor? B'ye ya burası. B'den K birim yukarıda. B artı K noktası olmaz mı? Evet. O zaman ne diyeceğiz? A virgül B'yi K birim yukarı ötelersek de A virgül hapsi sabit kalıyor. B'sine K ekleyeceğiz. E aşağı ötelersek de B'sinden K çıkartacağız. Tekrarlıyorum. Sağa sola gitmelerde çizdiğin zaman anlarsın. Hapsi değişir sadece. Yukarı aşağı gitmelerde de sadece ve sadece ordinatı değişir. Evet temel mantık bu kadar. Hadi gel şimdi şu sorularla başlayalım bakalım. Öğrenme alanı sorusu koymadım çünkü öğren ya öğrenme alanı sorusunu örnek bir örnek diye şey yaptım. Yani öğrenme alanı soruları çok fazla şu şeye hitap etmiyor. Analitik geometriye hitap etmiyor. O yüzden burada öğrenme alanı soruları derken basit soruları en baştan alarak o şekilde gideceğiz. Şimdi birim kareleri zemine çizilmiş olan yukarıdaki koordinat sisteminde hangi noktanın koordinatları yanlış verilmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar birim kareler ya şuranın 1 buranın 2 ondan sonra buranın eksi 1 buranın eksi 2 buranın eksi 3 olduğunu şuranın 1 buranın 2 olduğunu buranın da eksi 1 buranın da eksi 2 buranın da eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi A noktasına bakacak olursak A noktası apsis eksi 3'e ordinat 2'ye denk geliyor. Eksi 3'e 2 doğru. B'ye bakacak olursak B 2'ye 1'e denk geliyor. 2'ye 1 doğru. C'ye bakacak olursak C apsisi eksi 2 ordinatı da 0'a denk geliyor doğru. D'ye bakacak olursak hocam D apsize bakıyorum ilk önce x eksenine değdiği yer eksi 1'e y eksenine eksi 2 yapıyor. He, o zaman D yanlış. E'ye de bakalım. E'ye baktığımız zaman da hocam 1'e eksi 3. X eksenindeki sayısal değer. 1 y eksenindeki sayısal değer eksi 3. Yani D noktasının ne olması lazımdı aslında? Hocam eksi 1'e eksi 2 şeklinde olması gerekirdi. O zaman cevap ne yapacaktır? D şıkkı yapacaktır. Evet örnek 1'i D şıkkı bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi Örnek 2'de de şöyle bir şey vermiş. Soruyu biraz büyüteyim istersen. Şöyle ekranı alayım. Şöyle bir sorumuz var. A ve B noktası olmak üzere A noktasının y ekseni olan uzaklığı ile B noktasının x ekseni olan uzaklığının toplamı nedir diye soruluyor. İstersen analitik düzlemi çizip A eksi 5'e 4'ü bu şekilde gösterip eksi 5'e 4. Sonra A noktasının y ekseni olan uzaklığı derken bu. Hocam burası kaç birim? 5 birim. 5 birim deyip şekil üzerinde yorumlama yapabilirsin. Ama biz bazı temel şeyleri de bilelim. İlk ders önemli ya. Temel şeyleri öyle bilelim. A noktasının y ekseni olan uzaklığı neydi? X'inin mutlak değeri. Yani mutlak değer eksi 5 diyeceğiz. B noktasında x ekseni olan uzaklığı nedir? Y's oluyor. Y'sinin mutlak değeri oluyor. Bu ikisinin toplamı nedir diye soruluyor. Biri 5 yapar. Biri 7 yapar. 7 ile 5'in toplamı da kaç yapar o zaman? 12 yapar. Yani örnek 2'yi 12 bulduk. Örnek 3'e gelelim. Örnek 3'te de bir nokta verilmiş böyle. Noktasının eksenler olan uzatları toplamı 12 birim olarak verilmiş. A'nın alacağı değerler çarpımı nedir? Arkadaşlar x ekseninde olan uzaklığı nedir? Y'sinin mutlak değeri. Yani eksi 5'in mutlak değeriyle paralel eksenlere olan pardon noktasının eksenlere olan uzaklığı. Y ekseninde olan uzaklığı bu. Mutlak değer içerisinde 2 a eksi 3 diyeceğiz. Bak burada sakın mutlak değeri yazmamazlık yapma eksenler olan uzaklarda mutlaka mutlak değeri kullanacağız. İşte bu toplam neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Eksi 5 dediğimiz bu artı 5 oldu. Artı 5 öbür tarafa geçti. Mutlak değer 2A eksi 3 neye eşit oluyor o zaman? Hocam 12 eksi 5'ten 7'ye eşit oluyor. O zaman bu 2A eksi 3 7'ye eşitse ne diyeceğiz? 2A eksi 3 ya 7'ye eşittir ya da 2A eksi 3 eksi 7'ye eşittir. Buradan 2A eşittir 10 gelir. Buradan da A'yı 5 buluruz. Buradan da 2A eşittir eksi 4 gelir. A'yı da buradan kaç buluruz? Eksi 2 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? 5 ile eksi 2'nin çarpımı isteniyor. Cevap da böylelikle eksi 10 yapacaktır dostlar. Şu an bir şeyi öğrenmeye başladık. Temel atmaya başladık. Devam edelim bakalım. Örnek 4'e. Kolay sorularla başlamıştık. Bir tık böyle kolayın üstüne doğru gidiyoruz. Şimdi burada ne demiş arkadaşım? Bir A noktası verilmiş. M artı 3'e şu verilmiş değil mi? N artı 1 verilmiş. Hmm. A noktasının eksenler olan uzaklığı eşitmiş. O zaman ne diyeceğiz? Eksene olan uzaklığı. Bak burası ne noktası? M artı 3'e N artı 1 noktası. O zaman mutlak değer içinde M artı 3 eşittir. Mutlak değer içerisinde N artı 1 diyeceğiz. Yalnız dikkat et burada güzel bir bilgi verilmiş. Bu M artı 3'e bakacak olursak M artı 3 pozitif değil mi? Bak x ekseninin sağ tarafında verilmiş. M artı 3 pozitif. E pozitif bir sayı mutlak değer dışına nasıl çıkıyor? Aynen çıkıyor. Yani M artı 3 olarak çıkıyor. Şuraya bakacak olursan hocam bu da y ekseni alt tarafta. Bu negatif bir sayı değil mi? Evet. N artı 1 de negatif bir sayı olduğu için mutlak değer dışına nasıl çıkar? Tabii ki eksiyle çarpılmışı olarak çıkar. Yani eksi n eksi 1 yaptı. E o zaman buradan ne geliyor? M artı n'yi eksi 4 olarak bulduk. Evet m artı n eksi 4 çıktı buradan dostlar. Güzel. Bak verilen bilgiyi kullandım. Adam bana diyor ki eksenler olan uzaklıkları diyor. E, Eksen olan uzaklığı bir tanesi mutlak değer artı 3 bir tanesi mutlak değer artı 1. Bunlar birbirine eşit. Sonra dedik ki m artı 3'e baktım. Sağ tarafta pozitif bir sayı. Pozitif olduğu için aynen çıkar. Şu n artı 1'e baktım. Negatif bir sayı. Negatif bir sayı olduğu için eksiyle çarpılmış çıkar diye yazdık. m artı n'i bulduk burada. m artı n eksi 4'müş. Gel burada yerine yaz o zaman. E burada eksi 4 yazacağım. Yani bu eşittir Mutlak değer eksi 4 yaptı. Eksi mutlak değer m artı 4. Şimdi mutlak değer m artı 4'ü inceleyeceğim. Hocam şuraya bakacak olursak m artı 3 burada mı? Burada. Buna bir eklersem burası m artı 4 mü yapıyor? Evet. m artı 4 de pozitif bir sayı mı? Aynen öyle. Yani şöyle de diyebiliriz. Hocam m artı 3 büyük 0 kesinlikle. En büyüktür eksi 3. En büyüktür eksi 3 ya. Eksi 3'ten büyük sayıları yazdığım zaman o zaman M artı 4 de kesinlikle sıfırdan büyük müdür? Sıfırdan büyüktür. O zaman bu pozitiftir. O zaman bu da aynen çıkacaktır. O zaman o aynen çıksın bakalım. Ama aynen çıkacak ama bu nasıl çıkıyor? Hocam M artı 4 diye çıkıyor burası. Dikkat. M artı 4 diye çıkıyor. Başında eksi var. Eksi M eksi 4 oldu mu burası? Eksi ile çarptığımız zaman evet. Bir de N eksi 2 diyor. Şimdi ben burada da N artı 1'in kesinlikle negatif olduğunu biliyorum. N'in de eksi 1'den küçük olduğunu biliyorum. N eksi 1'den küçükse Hocam eksi 1'den küçükse eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde yazılır. O zaman bu mutlaka ama mutlaka ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Negatif olduğu için eksi n artı 2 diye çıktı. Başında da artı var. Eksi n artı 2 oldu burası o zaman. E o zaman burası ne oldu kardeş? Hocam burası zaten 4 oldu. Sonra buradaki 4 ile buradaki 4 götürdü mü birbirini götürdü. Şuradan eksi m eksi n artı 2 oldu. Hatta burada eksi parantezini alınca m artı n yaptı. Burası artı ikisi de var. m artı n'i biz ne bulmuştuk zaten? Eksi 4 bulmuştuk. Gel yerine eksi 4'ü yaz. Eksi eksi çarpı artı yapan artı 4 artı 2'den cevaba nasıl ulaştık o zaman? 6 diye ulaşmış olduk. Evet cevap böylelikle 6 oldu. Görüyorsunuz matematik bilgimizi de kullanıyoruz. Tabii ki işin içinde mutlak değer varsa matematiği de kullanacağız değil mi gençler? Evet cevap 6 oldu. Geldik örnek 5'e. Şimdi burada A, B, C, D şıkları verilmiş ve hepsini de tek tek bulmaya çalışalım şimdi. Şimdi burada ne demiş örnek 5'te? Aşağıdaki birim karelere bölünmüş analitik düzlem D. Eksenler çizilmemiş. Analitik düzlemde eksenler çizilmemiş. Verilen şekilde A noktası eksi 2'ye 5, eksi 5 verilmiş. A noktası eksi 2'ye eksi 5 ya. Bak şimdi. Şuraya bakıyoruz. Hocam burası eksi 2, burası da eksi 5. O zaman ben şu analitik düzlemi şuraya çizip göstereyim. Eksi 2'ye eksi 5. Hocam eksi 2. 2 birim sol tarafta. Eksi 5 de 5 birim aşağıda olacak. Eksi 2'ye eksi 5. Yani şuradaki nokta yapıyor. E o zaman benim burada analitik düzlemi çizmem için ne yapmam lazım? Hocam eksi 2 eksi 5'ten böyle orijine ulaşmam lazım. Orijine ulaşmam için hocam buradan 2 birim sağa gitmem lazım. Dikdörtgenden dolayı çünkü burası 2 burası 5 oluyor. Orijine ulaşmam için 2 sağa 5 yukarı gitmem gerekiyor. O zaman burada 2 sağa 5 yukarı 1 2 3 4 5 yukarı gidince orijin E noktası olarak buluruz. orijine E noktası olarak bulduysak eğer şu şekilde orijin analitik düzlemdeki bu x eksenini ve y eksenini çizebiliriz. Ya hocam bu soruda şu dese miydik acaba? Hani eksenler birim karelerin çizgilerine paralel çizgilerinin üzerinde olacak diye söylense miydi? Evet bence söylenmesi gerekir. Ama ben şu an bir ÖSYM'nin yazdığı sorunun benzeriyle şu an karşınıza geldim. de böyle bir soru sorduğunda eksenler üzerinde falan dememiş öyle olmasını biz algılayacağız herhalde. Ama asıl sağlıklısı, asıl doğru olanı şu olması lazım. Eksenler birim karelerin çizgileri üzerinde olmak şartıyla demesi lazım. Hadi biz dedik varsayalım. Biz böylelikle sadece ve sadece A noktasından dolayı eksi 2'ye 5 ya. Hocam burada gösterdim. 2 birim sağa 5 yukarı gidince orijini buldum. Orijini bulunca da şöyle eksenleri çizdim. Eksenleri çizdikten sonra orijin hangi noktadır diye soruluyor zaten bize. Cevap ne oldu o zaman? E oldu. Sonra B şıkkına bakalım. K noktasının eksenler olan uzakları toplamı isteniyor. K noktasına baktık. Hocam eksene olan uzakları 1 bir birim burada 4 birim burada. K noktasını yazmama gerek yoktu. İstersen yazabilirsin. Hocam 4 birim solda bir birim yukarıda olduğu için burası eksi 4'e artı 1 deriz. Eksenler olan uzakları da mutlak değerce eksi 4 mutlak değerce bir. Topladığımız zaman da 5 yapıyor deriz. Ya da direkt 4 artı 1'den kaç yapıyor deriz? 5 yapıyor deriz. B şıkkı da böylelikle 5 yaptı eksene olan uzaklıkları toplam isteniyor. C noktası burada. C noktasını diyor ki C noktasını biz yazalım isterseniz. C noktası ne arkadaşım? Hocam x eksenindeki sayısal değer 2 birim sağda 2'ye. Y eksenindeki sayısal değerde, de 2 birim solda aşağıda pardon. Yani eksi 2 noktasına denk geliyor. Burası eksi 2. Burası da 2 olduğu için. 2'ye eksi 2 noktası yaptı. Bana diyor ki C noktası 2 birim sola. Hocam C noktasını 2 birim sola getirdiğim zaman ne olacaktı? Sağa sola gitmelerde X ekseninden ne yapıyorduk? Bak 2'ye eksi 2 noktası. Ben burada sağa sola gitmelerde apsise ekleme ya da çıkartma yapacağım. O zaman 2 birim sola diyorsa apsinden 2 çıkartacağım. 4 birim yukarı, yukarı diyorsa da yukarı aşağı gitmelerde de ordinatına 4 ekleyeceğim. O zaman noktamız ne yaptı arkadaşım? Noktamız böylelikle kaç oluyor? Hocam 2'den 2 çıkartırsam 0. Eksi 2'ye 4 eklersem de artı 2 yapıyor. Yani sıfıra 2 noktası yapar. Koordinatları çarpma isteniyor bizden. 0 çarpı 2'den de cevap ne yapar? 0 yapar. Ha hocam biz buradaki şekilden de şey yapabiliriz. 2 birim sola götürdüm. 1, 2, 3, 4 birim yukarı götürdüm. Direkt birim kareler üzerinde de görebilirdik aslında. Burası da nedir? 0'a 2 noktası. X eksenindeki sayısal değer bak 0 veriyor. Y eksen de 2'yi veriyor. 0'a 2'yi o şekilde de bulabilirdik. Çarpımları da 0'ı bu şekilde yazabilirdik. Tamam burası da 0 yaptı. Şimdi gelelim öbürüne D şıkkına gelelim. Y ekseni 4 birim sola, X ekseni de 3 birim yukarı ötelenirse. Bak, bak burada farklı bir şey yapıyoruz. Bu sefer noktayı sağa sola oynatmıyoruz. Ekseni sağa sola oynatıyoruz. Bak. Y ekseni burdaya. Y ekseni buradayken ben Y eksenini ne yapıyormuşum? 4 birim pardon, sola götüreceğim. Y eksenini 4 birim sola götürürsem Şimdi bunun yorumunu yapalım. Şurada gel. Şurada elimizde bir nokta var. Şöyle A virgül B noktası var mesela. Sen buradakini 4 birim sola götürürsen. Şöyle götürdüm mesela. 4 birim sola götürdüm. A burada Y eksenini sola götürmek demek. Yeni eksenimiz bu ya. Noktayı aslında sağa götürmekle aynı şeye denk gelmiyor mu? denk geliyor. O yüzden sen birim kareler üzerinde de yapabilirsin. Yeni eksenleri çizebilirsin bu arada. Soruyu istersen öyle yapayım. Ben burada y eksenini 4 birim sola götüreyim. 1 2 3 4. Y eksenini 4 birim sola götürdüğümde hocam y ekseni burası olur. X eksenini de 3 birim yukarı götürdüğümde x eksenini de 3 birim yukarı götürdüğümde eksenimiz bu olur. Evet x ekseni ve y ekseni bu şekilde olur. F noktası isteniliyor bizden. F noktasına bakacak olursak hocam 1 2 3 4 5 6 6 birim burası 1 2 3 birim de aşağıda. Yani F noktası ne yapar? 6'ya eksi 3 şeklinde yapar. Bu şekilde birim karelerin üzerinde de çizebilirsin. 6'ya eksi 3'ü bu şekilde bulursun. Toplamları da artı 3 oluyor. Ya da ne yaparsın burada? Bak dikkat et. Şimdi bu yorumu da yapabilirsin. Çok güzel bir yorum. Burada bir nokta var. Hangi noktamız var? F noktası var. F noktası kaç? Hocam F noktası 2'ye 0 noktası. Hemen F noktası 2'ye 0 noktasını düşünelim. F noktası 2'ye 0 noktasında sen bunu 4 birim sola götürürsen yani 2'ye 0 noktasını ne yapmış oldun? 2'ye 0 noktasını y eksenini 4 birim sola götürmek 4 birim noktayı sağa götürmek anlamına geliyor. O zaman noktayı sağa 4 birim götüreceksin. Şimdi x ekseninde 3 birim yukarı götürdüğün zaman hocam x ekseninde bu noktamız burada ya x ekseni buradayken de x ekseninde yukarı götürdüğün zaman da a nokta aşağı doğru gitmiş oldu. O zaman noktayı da aşağı getireceksin. Noktayı da aşağı getirmek demek ordinatından 3 çıkartmak anlamına geliyor. O zaman 6'ya eksi 3'ü bu şekilde de bulabiliriz. 6 artı eksi 3 isteniyor bizden. Burası da kaç çıkar o zaman? 6 çıkar dostlar. Evet noktayı bak güzel bir mantık yakaladık. Noktayı sağa götürürsek apsine bir şey ekleriz. Noktayı sola götürürsek apsinden götürdüğümüz sayıyı çıkartırız. Noktayı yukarıya da aşağı götürdüğümüz anda ordinatına ekleme ya da çıkartma yaparız. Y eksenini sola götürdüğünde nokta sağa gitmiş gibi oluyor. Nokta sağa gitmiş muamelesi yapacaksın. X eksenini de yukarı götürdüğün zaman nokta aşağıda kalıyor ya, aşağıya götürmüş gibi oluyorsun. Ya da X eksenini aşağı götürürsen nokta yukarı çıkmış gibi yorum yapıyorsun dostum. Tamam? Bu yorumlar bu şekilde. Yani bunlar böyle karşınıza gelebilir dostlar. Hadi bakalım gel seninle bir satranç oynayalım. Şöyle bir satranç oyunu ve tanımını da yapmışım. Aşağıdaki şekilde kenar uzunlukları 2 birim olan karelerden bu sefer birim kareler değil. Kenar uzunlukları iki birim olan karelerden oluşan satranç tahtası verilmiş. <laughs> bu tahtada koordinat eksenleri kırmızı renkle gösterilmiş. Satranç oyununda fil çapraz kareler boyunca istediği kadar ilerleyebilir. Tanımını da vermişim satranç bilmeyenlere. Şuradan çapraz gidecek. Mesela buradan götürüyorsun çapraz. Hocam buradan bir birim götürdüm buraya geldim. Buradan iki birim çapraz götürdüm buraya geldim. Mesela buradayken çapraz hop şu çizgi üzerinde. Şuraya gelebilir, buraya gelebilir, buraya gelebilir, bu karenin içine gelebilir. Ya da buradaysan şöyle şuraya gelebilir ya da buradaysan şuraya gelebilirsin. Ya da şuradaysan şuraya şuraya ya da şuraya şuraya çapraz hareket edeceksin, diye anlatmış zaten bunu. Peki satranç tahtasında A karesinde bulunan fil. A karesinde bulunan bir fil var. Şurada İki hamlede B karesine gittiğine göre. 2 hmm, iki hamlede B karesine gideceğim. Bak çapraz gideceğim ya. Hocam şöyle gidip sonra böyle gidip sonra böyle de gidebilirim. Ama hamle sayısı 3 olur o zaman. Birinci hamle bu. ikinci hamle bu. Üçüncü hamle bu. Ben öncelikli olarak burada A karesindeki çaprazları şey yapalım. Çapraz bu şekilde gittiği zaman maalesef şöyle gittiğinde B'ye ulaşamam. ikinci hamlede. Böyle geldiğimde burada da B'ye ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. İlk önce şu çizgi boyunca hareket edeceğim o zaman. Şu çizgi boyunca hareket edelim. Şu çapraz bak. Çaprazımız ne olacak? Şu çizgi boyunca olacak. Hocam şu çizgi boyunca gidip B'ye ulaşacağım. Nereye kadar gelmem lazım? Şu aşağı gittiğimde B'ye ulaşamam. Yukarıda kadar gidip 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 tam buradan çapraz böyle gidersem iki hamlede olacak. O zaman buradan da buraya gideceğim böyle olacak. O zaman olayımız ne arkadaş? Tam B'ye ulaşması için iki hamlede olması için bizim şu şekilde hareket etmemiz lazım. Yani A'dan başlayıp şuraya geleceğim. Sonra buradan da buraya geleceğim. Ne diyor soruda? Birinci hamlede ulaştığı karenin köşe koordinatları toplamı. Evet birinci hamlede nereye ulaştık kardeş? Şuraya oluştu, ulaştık. Buradaki köşe koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bir de unutma. Kareler, birim karelerinin e, köşeleri, kenarları ikişer birimdi. Birim kare değildi bunlar. ikişer birimdi. Hocam burası iki birim. Burası da iki birim. Şunlar 2 birim 2 birim. Yani burası 2 noktası eksi 2 noktası burası eksi 4 noktası yapıyor. Şunları şöyle şey yapalım. O zaman burası da ne yapıyor? 2 noktası burası da 4 noktası yapıyor. Gel buradaki noktaya bak. Hocam buradaki nokta yazayım. Şöyle baktığım zaman eksi 2'ye 2 iki noktası. Şuraya yazıyorum. Eksi 2'ye 2 iki noktası. Sonra şuraya bakıyorum. Hocam buradaki noktada eksi 4'e 2 noktası. Eksi 4'e 2 noktası. Sonra şuraya bakıyorum. Burada da apsisi eksi 4 ordinatı 4 yaptı. Eksi 4'e 4 noktası yaptı. Şuradaki noktaya baktığım zaman apsisi de eksi 2 da 4 yaptı. Eksi 2'ye 4 yaptı. İşte bu noktaları yazdım. Birinci hamledeki ulaştığı karenin köşe koordinatlarının toplamı isteniyor bizden. Köşe koordinatları toplamı. Hocam şu ikisinin toplamı 0 yaptı. Bu ikisi eksi 2 iki yaptı. Bu ikisi 0 yaptı. yaptı. Bu ikisi de artı 2 yaptı. Hepsini de toplayacak olursam cevap ne yapıyor o zaman? 0 yapıyor dostlar. Birinci hamlede tekrar söylüyorum. A'dan şuraya gelip ikinci hamlede B'ye ulaşabiliyorum. Tek durum bu. Bu karenin de köşe koordinatlarını yazdık ve hepsini tek tek topladık. Cevaba da 0 diye ulaştık. Soruya baktığınız baktığınızda zor bir soruymuş gibi ama bu şekilde hikayeli soru da karşınıza gelebilir lütfen dikkat edin. Satrançta da yani bir şeyi hareket ettireceksek en güzel fil hareket eder. Aslında at da hareket eder. At da nasıl hareket eder onu da tanımlayabilir. L şekli ama onun tanımı biraz zor olur diye ben burada fili seçtim. Kale, kale mesela düz gider. Hani buradan A'dan B'ye iki hamlede ulaşmak isteseydik o zaman hamle sayısı çok olurdu. Bir düz böyle bir düz böyle. Bak birinci hamle iki hamlede bu şekilde giderdim. B'ye ulaşmak için hocam bir düz böyle bir düz böyle ikinci hamle bu şekilde olabilirdi mesela. Bu sefer de o zaman iki seçenek olacaktı. İki tane cevap olacaktı. O yüzden fil çok güzel hareket ediyor. ÖSYM'de sorsa bence fili sorar. Fil çapraz hareket ediyor. Evet neyse geldik 7. soruya. 7. soruda da dik koordinat düzleminde iki köşesi K ve L noktalarında bulunan bir dikdörtgenin eksenlere paraleldir. Kenarları eksenlere paralel. O zaman analitik düzlem çizeceğiz. ÖSYM analitik düzlem çizdirtmeyi çok seviyor kardeş. O yüzden lütfen bu sorulara dikkat. Şimdi analitik düzlem çizelim. Ama hocam analitik düzlem çizeceğimizi nereden anlayacağız? Bazen de analitik düzlem çizmeyeceğiz. Analitik düzlem çizmenin nereden anlayacaksın biliyor musun? Özel durumlar varsa. Mesela burada özel durumlar ne olabilir? Hocam x ekseni üzerinde bir nokta, y ekseni üzerinde bir nokta ya da orijinden bahsedebilir ya da eksenlere paralellikten bahsedebilir. Bu özel durumlar varsa analitik düzlemi çizmek çok çok daha mantıklı oluyor. Şimdi bir tane noktamız 8 eksi 2. O zaman 8 eksi 2'yi gösterelim. 8 eksi 2 nerede? Arkadaş tam olarak burada. Tamam. Buradaki noktayı gösterdim. Öbür noktamız da eksi 3'e 1. Eksi 3'e 1. Şu şekilde. Eksi 3 burada. 1 noktası da burada. Evet. Şimdi bana diyor ki bir daha okuyayım soruyu iyice anlayalım. Dik koordinat düzleminde iki köşesi K ve L olan K ve L olan K 8'e eksi 2 olarak verilmişti. Burası 8 burası da eksi 2 noktası verilmişti. K ve L noktalarında bulunan bir dikdörtgenin kenarları eksenlere paralel. Hocam kenarları eksenlere paralel dediği için ben bir kenarı bu şekilde alamam. Bu şekilde alırsam dikdörtgenim ya böyle yukarı doğru olacak ya da böyle aşağı doğru olacak. Eksenlere paralel oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu köşegeni olacak. Yani bizim dikdörtgenimiz nasıl olacak o zaman arkadaşım? Hop eksene paralel çizdik. Sonra buraya geldik. Sonra buradan eksene paralel. Sonra böyle olacak. İşte bizim dikdörtgenimiz bu şekilde olmak zorunda. Eksenlere paralel kenarları. Bak şöyle yatay x eksene paralel. Dikey y eksenine paralel. Oldu mu oldu. KL doğrusu üzerinde olduğuna göre. Dikdörtgenin köşegeni de zaten KL doğrusu üzerinde olduğuna göre demiş. Alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi dostum alanı bulmaya çalışacağız. Şurası kaç birim? Hocam 8 birim. Şuraya bakacak olursak Burası 90 derece mi? 90 derece. Eksene paralelse burası da 90. Burada da bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. Burası 8 ise burası 8 oldu mu? Oldu. Yaz 8'i. Hocam burası 3 ise burası da 3 oldu. Dikdörtgenin bir kenarını kaç bulduk o zaman? 11 bulduk. Hocam şurası kaç birim? 1 birim. O zaman burası da 1 birim olacak. Şimdi şuraya bak bakayım. Burası 2 birim. O zaman dikdörtgenden dolayı burası da 2 oldu. Burası kaç oldu o zaman? 3 oldu. Yani dikdörtgenin bir kenarı üçgen diğer kenarı 11 oldu arkadaşım. E bizden alan isteniliyor. Alan dediğimizde 3 çarpı 11'e eşit olur. Yani cevap 33 olur. İşte ÖSYM böyle soruları gerçekten çok seviyor. İşte kolay sorarsa bu şekilde karşımıza gelir. Zor sorarsa da artık sizde. Zor sorulmuş halleri de var. Merak etme merak etme. Şimdi hepsinden bahsedeceğiz. Hepsinden bahsedeceğiz. Örnek 8'e bakalım. Dik koordinat düzleminde kenar uzunluğu 10 birim olan eşkenar dörtgenin bir kenarı y ekseni üzerinde olarak verilmiş. Bak özel durum var yine. ÖSYM özel durumu seviyor kardeşim. Özel durum verildiği zaman y ekseni üzerinde verilmiş. Mesela ne yapacağız? Analitik düzlemi çizeceğiz. Dikkat edin arkadaşlar bu tür soruları. Gerçekten ÖSYM bunu çok seviyor. Ve benzeri sorusunda ÖSYM sordu dostum. Tamam. Hemen şu şekilde analitik düzlemi çizdik. Tamam. Sonra analitik düzlemi çizdikten sonra yorumlayacağız burayı. Yorumlayalım bakalım. Eşkenar dörtgenin köşegenleri eksi 3'e 5 noktasında kesiyormuş. Hemen eksi 3'e 5 noktasını şöyle gösterelim. Hocam 3, 3 birim solda eksi 3'e 5 noktası da şurada. 5 birim yukarıda. Çizdik bunu. Gösterdik. Eksi 3 burası 5 burası olduğunu gösterelim. Bir de y ekseni üzerinde olduğunu gösterelim. Eşkenar dörtgenin kenarı y ekseni üzerinde ve bir kenarı da kaç birim uzunluğunda verilmiş? 10 birim uzunluğunda verilmiş. Hemen gösterdik bunu. E hocam eşkenar dörtgen o zaman nasıl olacak? Şu şekilde olabilir. Böyle olabilir ya da yukarı doğru olabilir diyeceksin ama köşegenlerin kesim noktasını boşu boşuna vermemiş burada. O zaman eşkenar dörtgenimiz böyle yukarı doğru olabilir ya da şöyle aşağı doğru olabilir. Yukarı ya da aşağı olması çok önemli değil galiba. Eşkenar dörtgen çizelim. Mesela biz şöyle aşağı doğru çizelim kardeşim. Eşkenar dört ya da yukarı doğru çizelim ya şekil karışacak. Eşkenar dörtgeni ben şöyle çiziyorum kardeş. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Sonra şöyle çizdim. Olay bitti mi? Bitti. Evet. Bitmedi. Biraz düzgün çizeyim şunu. Şunu şöyle çizdim ve şöyle çizdim. Şimdi eşkenar dörtgenin köşegenlerin kesim noktası burasıymış. Bunu da kullanacağım ben şimdi. Ve bu dörtgenin alanı isteniyor. Köşegenlerin kesim noktası dediği nedir? Hocam şu köşegen burada. Bu köşegen burada. Yani eksi 3'e 5 noktası tam olarak şurada gibi hayalet. Onu o şekilde düzeltelim. Şu şekilde siliyorum siliyorum. Şöyle şöyle geldi. Eksi 3 eksi 1. E, köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor hocam. Şunları da yazdık. Sonra ne yapacağız hocam burada? Aa hocam bak şuradaki alanı ben bulabilirim. Nasıl buluruz? Taban mevcut. Taban kaç? 10. Hocam tabana ait yükseklik belli. Şurası kaç birim? 3 birim uzunluğunda. E, o zaman burası da 3 birim uzunluğunda. E o zaman ne yapacağız burada? 5 çarpı 3 bölü 2 olarak şu alanı yazabilirim. Yani şuraya A alanı yazdım. 5 kere 3 15 bölü 2 oldu burası. Değil mi? Pardon 5 derken 10 orası. Taban kaç? Taban 10'du. Şu 5'le karıştırdım. 10 çarpı 3 bölü 2. 10 çarpı 3 bölü 2'den 30 bölü 2'den burayı 15 bulduk. Hocam eşkenar dörtgende de şu alanların hepsi birbirine eşitti. Yani tüm alan 4A yapıyor. 4 çarpı 15'ten cevap böylelikle kaç çıkar? 60 çıkar. Evet ÖSYM sordu kardeş. İşte böyle sorularla geliyor karşımıza. Analitik düzlemde analitik düzlem çizitleri çok hoş sorularla geliyor. Ama her zaman söylüyorum her zaman da analitik düzlem çizmeyeceğiz. Özellikle doğru analitiğinde analitik düzlem çizmiyoruz genelde ama nokta analitiğinde de genelde çiziyoruz. Yapamadığınız sorularda analitik düzlem çizmenizi de tavsiye ediyoruz tabii ki. Şimdi geldik buraya. Hocam dik koordinat düzleminde şu noktalar verilmiş. Eşit uzakta olan bir K noktası. Mesela soruyu anlayabilmek için basit bir nokta, şekilde noktayı çizsen. Şu A, şu B ve şu C noktası mesela. Tamam A dediğim bu, B dediğim bu, C dediğim de bu nokta mesela. Bu üç noktaya da eşit uzaktaki noktalar kümesi isteniyor. Hmm. Üçgen içinde de olabilir bu. Bu nokta mesela hem A'ya hem B'ye hem de C'ye eşit uzunlukta olursa nedir bu? Nedir bu? Hocam bu çevrel çemberin merkezi. Ha. Çevrel çemberin merkezi isteniliyor bizden. Ama bu şekilde noktalar böyleyken bu şekilde sıkıntı. Ama özel durum yok ki hocam diyeceksin. Özel durum aslında var bir bak ordinatları aynı iki tanesinde. İki tanesinde apsisleri de aynı. Bu da özel durum sayılır. Zaten bu öbür türlü de yapmaya kalkışsan soruyu yapamazsın. Çünkü ben yapmaya kalkıştım ilk karşılaştığım zaman. Bakıyorum la bunu nasıl bulacağım? Bunun daha kolay bir yolu vardır falan diye düşünürken analitik düzlemi çizdim. Sen de çiz analitik düzlemi şimdi. Analitik düzlemi çizip noktaları tam takır göster orada kardeş. Yani bir eksi dörde biri gösteriyorsun. Hocam eksi dörde bir burada. Bak eksi dörde bir burada şöyle gösterdim. Sonra 6'ya 1'i gösteriyorsun. Şurası 1 ya. 6'ya 1'i gösteriyorsun şöyle. Hocam 6'ya 1 burada. Sonra 6'ya 7'yi gösteriyorsun. Oo! Biz şunu biraz aşağı çekelim dostum. Şöyle bir aşağı çekelim. Şu çizgiyi de bir yukarı uzatalım bakalım. Şöyle yukarı uzatalım. Çünkü yukarı taraf lazım olacak bana. Öbür noktamız da ne? Hocam 6'ya 7 noktası. 6'ya 7 noktası da şuraya denk geldi. Hmm. Şimdi bu noktaları eşit uzaktaki noktalar kümesi 3 noktaya da eşit uzaktaki noktalar kümesi yani noktalar kümesi değil de 3 noktaya da eşit uzakta olan nokta neresi demiştik biraz önce hocam çevrel çemberin merkeziydi. Hocam ben buradaki çevrel çemberin merkezi nasıl bulacağım şu 3 noktadan geçen şeyde dur bak özel duruma bak şurası ne 90 derece hocam burası da 90 derece bu dikkat et. Ordinat aynı. Ordinat aynı. X eksenine paralel. Bu da Y eksenine paralel değil mi? Buradaki noktada neydi? Buradaki noktada 6'ya 7 noktasıydı. O zaman burası ne olacak? 90 derece mi olacak? Evet. Şimdi dikkat et. Hocam bu 3 nokta şöyle bir üçgen oluşturuyor. Şöyle bir üçgen oluşturdu. Ve bu 3 nokta nasıl bir üçgen oluşturdu? Bir dik üçgen oluşturdu. Süper. Şimdi bu dik üçgeni yorumlayacağım. Hocam dik üçgende ben niye arıyordum? Bu 3 noktaya da. Üçgenin 3 üç köşesine de eşit uzaktaki noktalar kümesi. Neresiydi? Çevrel çemberin merkeziydi. Çevrel çemberin merkezi ise o zaman çevrel çemberini çizelim şöyle. Hop çevrel çemberini çiziyorum şöyle. Aa hocam çevrel çemberi bu şekilde oldu. Çok güzel. E burada şuna dikkat etsene. Bu çevrel çember oldu ya. Bu niye böyle oldu yine? Ya şunları böyle güzel bir şekilde çizebilsem ha çizdik valla. Şimdi çevre çemberin merkezi nerede hocam burada? Bu bir dik üçgen bir dik üçgen. Çapı gören çevre açı 90 derece mi? 90 derece. E 90 derece olduğu için ne olmak zorunda? Tam çapın üzerinde olmak zorunda. K noktasının koordinatları çarpımı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş K noktasını bulmaya çalışacağız. Tam burası çevre çemberin merkezi. Bu çap üzerinde olacak dedik. Çap üzerindeki tam buradaki nokta. Buradaki nokta nedir? Hocam buradaki nokta birbirine eşit olan nokta. Aslında orta noktayı görseydik, gösterseydik, orta noktanın içinde sorsaydık. Hocam direkt bu iki noktanın orta noktası deyip geçerdik. Ama daha orta noktayı görmedik. Hadi bilgilerimizi kullanalım. Şu ana kadarki bilgilerimizi kullanalım. Normalde cevap x 4 artı 6 bölü 2'ye 1 artı 7 bölü 2 diyeceğiz ama boş versen onu. Bizden bir nokta isteniliyorsa, şuradaki bir nokta isteniliyorsa, analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklığına bakacaksın. Şuradaki eksenal omzatlığını bulmaya çalışacaksın. Aa hocam şunda şu birbirine paralel oldu. Yani orta taban çıktı. E şu uzunluk kaç birim? Hocam burası 4 birim burası da 6 birim. Toplamda 10 birim ya. Yani şuradaki uzunluğun 5 birim olması lazım. Şuradaki uzunluğun 5 birim olması lazım. 4'ü buradaysa buraya 1 gelir. O zaman geldiğinde buranın napsisi kaç yaptı? 1 yaptı. Ordinatına bakacağım şimdi. Ordinatta şuradaki değer. Yani dikdörtgenden dolayı şuradaki uzunluk. E hocam burası. Dikkat et dikkat et. Şunun ordinatı 1. Ordinatı 1. Bunun ordinatı 7. 1 ile 7 arası kaç? 6 birim. O zaman burası kaç birim oldu? 6 birim oldu. Orta tabandan dolayı burası da 3 mi oldu? 3 oldu. E o zaman şöyle bakacak olursan. Şimdi şuradaki noktanın apsisine baktın. 1. Ordinatına baktın. 3 birim yukarıda mı? Hayır. Bir de burada 1 bir birim daha yok mu? Var. Burada da 1 bir birim var. Toplamda o zaman burası 4 noktası yaptı. Yani 1'e 4 noktası yaptı dostlar. Ha orta tabandan da direkt bulabiliyorduk zaten. Orta noktadan 4 artı 6 artı 2 bölü 2'den 1'e 1 artı 7 8 bölü 2'den 4'ü bulabilirdik. Ama şu noktayı daha orta noktayı görmedik diye nereden buldum? Eksenlere olan uzaklarından buldum. Bunu da unutma. Analitik düzende bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenlere olan uzakları bizim için önemli. O yüzden eksenlere olan uzaklarına baktığımda hocam bir birim sol tarafta artı 1'e 4 birim oldu burası. bak 3 burası 1 burası toplamda 4 birim yukarıda oldu artı 4 noktası yaptı. Yani noktamız 1'e 4 noktası yaptı örnek 9'da. Örnek 9'da gerçekten güzel bir soru ve ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Ya hocam çıkar mı bu? Deme kardeşim ÖSYM sormuş. Yapacak bir şey yok. Geldik şuraya. Bu da benim yazdığım güzel yeni sorulardan biri. Şöyle bir şey verilmiş. Kenan bir tahta parçasına aşağıdaki adımları uyguluyor. Şimdi bir tahta parçası var elimde aşağıdaki adımları uyguluyormuşuz. Koordinat düzlemini çizmişiz. Tamam. 3'e 3 ve 15'e 3 noktasını belirlemişiz. Bu noktalara çivi çakmışız sonra şöyle. Bu iki çiviye en fazla 8 birim daha uzayabilen bir lastik ip yapmışım. Böyle gergin bir lastik ip yapmışım ve en fazla 8 birim uzayabiliyormuş bu. 8 birim daha uzatabileceğim yani. Tamam aklında bulunsun. Üçüncü bir çiviyi de herhangi bir yere çakıp lastiği çivinin arkasından geçirip şekil 2'deki görüntüyü elde ediyor. Ha, ben üçüncü çiviyi buraya yaptım. Bu buradaydı. Lastik ipi aldım buradan çektim. Buraya getirdim. Yani lastik ip buraya geldi böyle. En fazla 8 birim daha uzayabiliyor. Yani. Kenan 3. çiviyi hangi noktaya çavakarsa ordinatı en küçük olan noktayı elde eder. Arkadaş ben bunu 8 birim uzatmak istiyorum mu? Evet. 8 birim uzatmak istiyorsam ben bu ipi çekmem lazım. Şuradan mı tutup çekmem lazım? Bu taraftan mı tutup çekmem lazım? Ya da tam ortalardan mı tutmam lazım? Ne kadar tutarsam aşağı doğru o kadar e, uzatabilirim arkadaşım. Yani şuradan çektiğin zaman mesela hocam şöyle şöyle olacak. Ortadan çektiğin zaman ne olacak? Ortadan çektiğin zaman da hocam ipimiz şöyle şöyle olacak. Şuradan çektiğin zaman ne olacak? Hocam 8 birim uzayabiliyor ya. 8 birim uzayabildiği için şöyle 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 mi olacak? Evet. Sanki tam ortasından tutup çekersem daha fazla aşağıya doğru çekeceğim. O yüzden bunu tam ortasından tutup çekmem lazım. Tam ortasından tutup aşağı doğru çekeyim ki ordinatı en az olan sayı elde edeyim. Yukarı çekersem oradaki seçtiğim noktanın ordinatı mesela burada seçtiğimde ne oluyor? Ordinatını yükseltmiş oluyorum. Aşağı doğru çekmem lazım. O zaman tam ortasından tuttum. Aşağı doğru çektim. Tam ortasından tutup aşağı doğru çektiğim zaman şu şekilde ipimiz gerildi. İpimiz nasıl oldu? Şu şekilde oldu. Hocam ip şöyle oldu ve şöyle oldu. 8 santimetre uzadı. Peki önceki durumuna da bakalım. Hocam önceki durumunda burası 3 burası 3 değil mi? Evet. Burası 15 burası da 3 değil mi? Evet. Hemen şöyle gösteriyorum. Şurası 3 burası 3. Burası 15 iken burası da 3 ya. Hocam burada ne oldu? Her ikisinde ordinat aynı olduğu için bunlar x ekseninde paralel oldu. Yani burada bir dikdörtgen çıktı. 3 ile 15 arası kaç? 12. O zaman burası 12 oldu. Hocam şuranın 12 olduğunu kullanalım. 12 birimse önceden buraya geldiğim ipin uzunluğu 12. En fazla 8 birim daha uzayabiliyordu. 8 birim daha uzattığın zaman o zaman bunun uzunluğu ne olacak? 20 olacak. 20 olduğu için tam ortasından tutarsam en aşağıya gelirdi. 10 birim 10 birim olmak zorunda buraları. E hocam burada ben aşağı doğru çektim. E aşağı doğru çektiğim için direkt burası 90 derece mi? Evet. Yani burada da İkiz kenarda bir yükseklik çizmiş oldum. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böler. Burası 6 birim burası 6 birim oldu mu? Oldu. E yine dikdörtgenden dolayı burası da 6 yapar. Şimdi buradaki nokta isteniyordu benden Buradaki noktanın nesi isteniyordu? Ordinatı en küçük olan noktayı elde eder. Üçüncü çiviyi hangi noktaya çakarsa. İşte üçüncü çivi buradaki nokta buranın hapsini bulacağım. Geldim buraya. Şurası da dik çünkü eksenlere paraleldi bunlar. Şöyle hocam böyle geldiğim zaman pardon. Şöyle geldiğim zaman bakıyorum. Apsisi 6 mı? Değil. 3 birim de burada var. Dikkat. Apsisi kaç yaptı? 9 birim sağda. 9'a. Kaç birim aşağıda? Onu bulacağım. Hocam şurada bir dik üçgen var mı? Var. Şuradaki dik üçgene dikkat et. Bir kenarı kaç? 6. Diğer kenarı kaç? 10. 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 yapar. E 8 birim aşağıda mı? Değil. Şurası 3 birim ya. Burası da 3 birim. O zaman buraya 5 kaldı. O zaman ordinatta 5 birim aşağıda hangisi var? Eksi 5 noktası var. O zaman 9'a eksi 5 noktası yapar arkadaş burası. Evet bu da güzel bir soru. 9'a eksi 5 olarak bulduk cevabı. Hemen cevabı da şöyle 9'a eksi 5 diye yazıyoruz dostlar. Ya ince nokta ne? Bize göstermiyor. Yeni nesilleştirmişiz işte. Tam ortasından tutup aşağı doğru çekersem en aşağıya gelmiş olurum. Daha öncesinde biz böyle bir soruda zaten dik üçgende de yapmıştık hatırlarsan. Yok kare de yapmıştık galiba. Bir noktayı neresinden tutarsak? Tam ortasından tutarsak en aşağıya doğru geliriz diye söylemiştik. Kare sorusundaki o soruyu hatırla lütfen. Aynı soruyu buraya entegre etmişim. Bu da güzel bir soru olmuş. 9'a eksi 5 noktası bulduk dostlar. Bizden e, ordinatı en küçük olan noktaya dediler. Üçüncü, üçüncü çiviyi hangi noktaya çakarsa. Cevap da ben burada sadece 10. soru değil mi bu? Evet 10. soruda şu yazmışım ama şöyle diyelim buraya. Eksi 5 değil ordinatını sormamışım. 9 eksi 5 diye de şurayı düzeltelim. Yani ordinatı nedir diye sorsaydım cevap eksi 5 olacaktı. Ama noktamız 9'a eksi 5 oldu. Geldik 11. soruya ve bir önceki soruyu da ÖSYM yine sorabilirdi. Geldik buraya bu mantıkta bir soruyu da ÖSYM sordu. Lütfen dikkat. Zaten hep böyle şey sorularında ÖSYM'ye benzeri sorularda sıkıntı yaşıyorsunuz böyle konu anlatımlarında. Hocam ya zorlandık falan filan diyorsunuz. Zorlanmanız gayet normal. Ama ÖSYM'ye de sormuş. Ben bu soruları es geçemem. Ben de şöyle bir soru yazmış. ÖSYM'nin yazdığı soru da sanırım ikiz kenar dik üçgenle ilgiliydi. Ben de kök 5'e 2 kök 5 şeklinde yazmışım soruyu. Soruyu okuyalım bakalım. Dik üçgen biçimindeki bir karton dik koordinat düzlemine şekildeki gibi 3 farklı şekilde koyuyor. Tamam. Bu şekilde konulmuş. Şöyle, şöyle ve şöyle. E bu şekilde konulduğunda burası kök 5'e 0 demiş. O zaman buradaki uzunluk nedir dostum? Kök 5. Şu uzunlukta 2 kök 5. E 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı kök 5'in kök 5 katı 5 yapar. Hatta yine aynı şekilde bak burası kök 5 yapıyor burası da 2 kök 5 yapıyor burası da 5 birim uzunluğunda yapar. Aynı şekilde böyle kök 5'li koyduğu için burası kök 5 ya. O zaman bu zemine dik olacak şekilde koymuş burası. Çünkü burası kök 5 noktası olduğundan dolayı. Burası da 2 kök 5 ve burası da 5 yaptı. Şimdi diyor ki bize bu karton koordinat düzleminde kalacak biçimde orijin etrafında 360 derece döndürülüyor. Bak ilginç bir soru. Çok ilginç bir soru. Bu kartonun taradığı alanlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi ben bu kartonu döndüreyim. Hocam bu kartonu döndürürken öncelikle şu kenarı döndürmeye çalışayım. Bir kenarı döndürürken şöyle büyüterek döndüreyim şunu da. Hocam bu kartonun bu kenarı dönerken şöyle mavi kenarı dönerken nasıl dönecek? Kök 5 birim uzunluğunda şöyle bir dönüş yapacak. Böyle bir dönüş yapacak. Tamam. Şu dönerken ne yapacak arkadaş? Bu dönerken de hocam burası dolu ya zaten. Şöyle bir dönüş yapacak. E o zaman ben bunu döndürürken bu şekilde bir daire yapıyor mu böyle? İki kök beşlik bir daire yapıyor mu böyle? Yapıyor. Hocam zaten iki kök beşlik bir daire şurayı taradı mı? Taradı. Bak bu daireyi taradı burası. İki kök beşlik kısımda. Ben içerideki şeyi artık taramama gerek yok ki. Hocam bu da şu şekilde bir tarama yapıyor. E zaten şuradaki kısım şu kadarlık kısmı taradı. E o zaman bunun içi böyle doldu mu taradığı zaman doldu. E hocam şurayı döndürürsem ne olur? Şu merkezi buraya bağla. Şöyle bir dönüş yapar. Buradaki nokta da burayı doldurur. Ama zaten şurası o dairenin için doldurdu. Şimdi buradaki üçgendeki en büyük uzunluğa bakacak olursam en büyük uzunluk hocam bu. Bu zaten burayı doldurdu. O zaman bu üçgen dönerken şurası doldu. Yarı çapı iki kök beşlik bir daire doldu. Yani yarı çapı 2 kök 5'lik bir dairenin alanı pi 2 kök 5'in karesidir. Yani o da 20 pi yapar. Evet taradı. Şu üçgenin taradığı alan bu yapıyor. Tekrar söylüyorum. En büyük uzunluk bu olduğu için burayı taradı. Zaten burası tarandı. İçerideki buradaki noktalar da şöyle tarıyor. Şöyle tarıyor. Şöyle buradaki noktada mesela şu uzunluk şu yarı çaplı böyle tarıyor. E bundaki en büyük uzunluk bu olduğu için bu zaten en büyük daireyi bana göstermiş oldu. Yani burası tamamıyla dolu olmuş oldu. Gelelim öbürüne. Öbürüne gelecek olursak da hocam buradaki uzunluk ne tararken? Şunu döndürürken şöyle kök beşlik bir yarıçap oluşur. Ondan sonra acaba şuradaki noktaya döndürken şu uzunlukta şöyle bir daire tarar. Hocam şurayı şöyle bir daire tarar. En fazla uzunluk buradaki üçgende de bu değil mi arkadaşım? E bu. O zaman burada bak orijine, orijin etrafında döndürüyor ya. Orijine en fazla uzaklığı bu. O yüzden en fazla uzaklığı bu olduğu için dairemiz şu merkezli şu yarıçaplı bir daire olur. Yani bu dönerken zaten şöyle bir daire oluşturuyor. Böyle bir daire oluşturduğu zaman da şurası zaten tamamıyla içini doldurdu. E hocam şuna bakmama gerek var mı? Şuradaki nokta. Hocam buradaki nokta zaten bu daireyi dolduruyor böyle. Zaten burası şurayı doldurdu. İçindekiler de zaten şuradaki noktalardan dolayı doldu mu doldu. Yani şuradaki nokta döndüğünde şöyle yapıyor. Buradaki nokta döndüğünde böyle yapıyor. O zaman burada da yarıçapı kaç oldu? 5 oldu. Bu dairenin alanında pi 5'in karesi yapar. Yani cevap 25 pi yapar dostlar. Şimdi şurayı 20 pi bulduk. Öbürünü 25 pi bulduk. Gelelim burayı döndürelim şimdi. Burayı döndürdüğüm zaman da hocam buradaki orijine en fazla uzaklığı bak şuradaki noktası o zaman buradaki noktası olduğu için ben bunu döndüreceğim burada. Bunu döndürürken böyle bir dönüş yapar. Böyle bir da daire oluşur. Yani şöyle bir daire oluşturacağım burada. O zaman hocam yarıçap kaç yapıyor? Yarıçap 5'lik bir daire mi oldu burada? Evet. Ama hepsi dolu mu? Değil. Üçgenin taradığı yer soruluyor bize. Üçgenin döndürdüğümüzde orijin etrafında. Hocam bu üçgeni döndüreceğim ben. Ya bak buradaki şuradaki nokta şöyle dönerken şurayı tarıyor, değil mi? Sonra içindeki şurayı tarıyor böyle, şu içindeki burayı tarıyor böyle. Hocam şurada bir boşluk var, bu boşluk nasıl olacak? İşte o boşluğu da bulmamız lazım. Buradaki boşluk dönerken mesela yani dönerken yine boşluk olacak. Buradaki boşlukta dönerken nasıl olacak hocam? Şurası böyle boşluk olacak. Hocam bu boşlukta mesela şurada şurası da boşluk, şöyle bir boşluk olacak. O zaman boşluk tamamıyla burası mı oluyor? Hayır. Ama bak şuraya baktığın zaman şurası daha kısa değil mi? Daha kısa ben bunu böyle daire yaptığım zaman boşluk burası oluyor. Yani şuradaki kısım şuraları dolduruyor zaten. E hocam o zaman burada da O'ya en kısa olanı seçeyim ki şöyle bir daire olsun. E arkadaş buradaki üçgene en kısa olan yer kök 5 mi? Bu soruya dikkat et. Kök 5 mi değil? Yani şunu yapma. Yarı çapı 5 olandan yarı çapı kök 5 olan daireyi çıkartıp bu halkanın alanı diyebilirsin. Çünkü burası dolduruyor. Evet. Ama burası da boşaltıyor. Bak boş üçgeni gösteriyor. Ama dikkat et. Bu üçgene en kısa olan uzaklık burası değil mi dostum? Bu üçgene en kısa olan uzaklık şu yapıyor. Dikkat dikkat. Dik olan uzaklık yapıyor. Hocam burası kök 5. Burası da 2 kök 5. E burada 1 2 kök 5 üçgeni var. Hatta burası da 5. Şuradaki dik üçgende ben bu haşı bulabilirim. İstersen öklitten bul. Hani haş çarpık. İstersen öklitten bul. istersen benzerlikten bul. Ben olsam şöyle yapalım. Hani alfa beta'ya girince. Alfa beta'ya girince. Hocam alfadan beta'ya geçiş. Bak kök 5 gen kök 5 olmuş. 1'e 2 oran var ya. O zaman burada da k iken burası 2k olur. E o zaman burası da 4k olur. Toplamda 5k 5'ten. K'yı 1 buluruz. O zaman burası 2 çıkar diyebiliriz. Ya da şuraya h deyip. Hocam üçgenin alanı beyaz üçgenin alanı. 5 çarpı h bölü 2 aynı zamanda Dik üçgenin alanı olduğu için kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2 yapar. Şunlar gider. Bunlar da gider. H'ı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. H2. Evet burada ben buraya en yakın noktası burası buldum. Bunu döndüreceğim o zaman. Bunu döndürüyorum böyle. İşte bunu döndürdüğüm zaman buradan ötüsü dolu oluyor. Buradan gerisi de boş oluyor. Yani bu seferki üçgenin taradığı alan ne oluyor arkadaş? Üçgenin taradığı alan burası oluyor. Yani bir daire halkası yapıyor. Bu daire halkasının alanında nedir? Yarı çap 5 olandan pi 5'in karesinden yarı çap 2 olanı pi 2'nin karesini çıkartacağım. 25 pi'den 4 pi çıktı. 21 pi kaldı. O zaman bunun alanını da bu şekilde buldum. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralanış isteniliyor. En küçüğü 20 yani k küçüktür. Sonra 21 yani m Sonra 25 olan da L yaptı. KML şeklinde oldu arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Akçay oldu. Şurayı tekrar söylüyorum. Buradaki bak boşluk var burada. Üçgen döndüğünde bak buna göre kartonun taradığı alanlardan bahsediliyor. Karton orijin etrafında döndürülüyor. Burada üçgeni döndüreceğim. Boşluk burası. Boşluk ne kadar olacak? Burada onu hesaplamam lazım. İlk önce şunun tamamı dolu olmuş olsaydı cevap tabii ki bu daire yapardı. Ama burası boş olduğu için. Bak şurası boş olduğu için. Boş olan kısmı bulmaya çalıştım. Boş olan kısımda da şuradaki en kısa uzaklığı buldum. Bunu böyle döndürdüm. Boş olan kısım kesinlikle burası olmuş oldu. Dolu olan kısım. Bak bundan daha büyük olan kısım. Mesela şu kadarlık bir kısmı yaptım. Döndürdüğüm zaman... Bak üçgeni tarıyor. Üçgenin buradaki nokta üçgeni taradı. Ya da şuradaki nokta bak ondan daha büyük bir kısım üçgeni tarıyor mu böyle? Üçgeni taradığı kısım mı oluyor? Evet. Dikkat edin gerçekten çok orijinal bir soru. ÖSYM de böyle bir soruyu da sordu ve gerçekten 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 mükemmel bir soruydu. Önemli olan burada şu can yakıcıydı. Orada da o boşluğu hesaplamak lazımdı. O boşlukta da en kısa uzaklığı bulup daireyi o şekilde döndürdük. Mükemmel bir soru çözdük. Şimdi de geldik bölgelere diyeceğim ama bölgelerde bir sonraki derse. Bölgelerde bir sonraki derse. Ama gerçekten burada sadece ve sadece tanımını, dik koordinat sistemini öğrenip de sadece tanımından ne kadar güzel sorular çıkabildiğini gördük mü? Gördük. Bazı sorular ki özellikle ÖSYM'nin sorduğu sorular bizi zorladı mı? Zorladı. Ama bu sorulara burada zorlanalım. Sınavda çıktığı zaman zorlanmayacağız rahat bir şekilde yapacağız inşallah. Değil mi? Evet gençler, böylelikle 35. günün ilk dersini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde, ikinci derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.